Evet sevgili arkadaşlar merhaba. 17 Ekim 2020 Cumartesi günü tek bir yabancı yarış var Ascot'ta. Ama gerçekten yılın en önemli belki de İngiltere'deki en önemli yarış günlerinden bir tanesinde karşı karşıyayız bugün. Kraliçe koşuları var, grup koşuları var. Grup 1 2 tam 1 2 3 4 adet grup 1 koşusu var arkadaşlar. Milyonlarca euro, dolar, TL dağıtılacak bugün. Bütün Avrupa'nın en iyi jokeyleri dahi buraya geldi. Evet, bu arada Fransa ile ilgili de gerçekten bu devretmemesi lazımdı. Bizim grubumuzun, yani bizi izleyenlerden bir kişi bunu keşke kazansaydı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz de inandığımız teke güvendik tabii. Yani tek de en son 30 metre kala falan bıraktı yani koşuyu. Yapacak bir şey yok orada. Nasip yenisi ne bereket diyeceğiz artık. Fakat sizlerin tabii bunu değerlendirmesi lazım. Bizi takip edenler arkadaşlar normalde küçük altınların hepsini kazanmanız lazım. Dinleyenler bizim çünkü biz söylüyoruz bakın. Sadece buraya yazdıklarımızla kalmıyor. Biz söylüyoruz aynı zamanda. Hani biz oraya yazdırdığımızı pişman etmeyin biz yani. En son artık söyleyeceğiz alıp dinlemek zorunda kalacaksınız. İşi gücü olanlar var biliyoruz biz de. Ama her bir koşunun farklı fizyonomisi var söylemiştik bizim. Uzatmayalım. Evet şimdi Ascot'ta değerlendirmemizi yaptık. Çok güzel bir çalışma yaptık. Çok zor bir gün bugün. Tabii ki kendini ön planda gösteren atlar var. Herkesin çok inandığı atlar var. Kendini hazırlamış atlar da var. Bunların hepsini bulmaya çalıştık. Şimdi size bunun rapor şeklinde geçeceğiz zaten. Evet. Altılı Ganyan birinci koşuyla başlıyor arkadaşlar. Yedili plase yok burada bugün. Birinci koşudan başlıyoruz. Saat 3.20 geçe. Ve burada şampiyonlar şampiyonu bir safkan var. Gelmiş Lanfranc de Thury de buraya gelmiş. Frank de Thury'nin bindiği Star Divarius 7 numara. Bizim ilk atımız. Frank de Thury diğer koşularda önemli koşularda önemli atlara biniyor. Ama buradaki at kadar pek şansı yok diğer yerlerinde. Çok çetin safkanlar var. Burada işi bitirecektir. 7 numarayla banko olarak biz bunu size tavsiye ediyoruz. Ha 7 numaranın yanına neyi yazalım derseniz eğer iki tane safkan var burada bizim size önereceğimiz. 11 numaralı Search for a Song ve Ecurlar arkadaşlar. Dawn Patrol bilhassa 12 numara. Pierre Charles Boudot da geldi Fransa'dan bakın. Paranın kokusunu alan üstün jokeylerin hepsi buraya geliyor. Ciddi bir para var. Onlar bugünleri hayal ediyorlar. O, bir tek para da değil arkadaşlar. Aynı zamanda büyük bir prestij savaşı var bunların arasında kendi aralarında da. Pierre Charles Boudot Longchamp'ta çok başarılıydı. Orada yılın hemen hemen Fransa'nın en büyük koşusunu kazanmıştı hatırlarsanız. Şimdi buradaki bizim görüntümüz şu. 7 numara banko ama soranlara da selam olsun. Soranlara 11 ve 12 de diyoruz. Yani bunun yanında eğer düşerse ne olur derseniz 11 ve 12 dışında zannetmiyorum diğer atların buna yaklaşabileceğini. Diğerleri sadece nal toplar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 7'yi banko verdikten sonra Ascot'ta ikinci koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçelim. İkinci koşu ikinci ayak olmuş oluyor. İkinci koşu Çin pisti grup 1 bir koşusu bu. 391 bin sterlin toplam ikramiye var arkadaşlar. 1200 metre bir hız koşusu, sürat koşusu olacak. Çok zor. Günün en zor koşularından bir tanesi bu gerçekten. Grup 1 olarak 391 bin sterlinlik ikramiye gerçekten kim kazanacak bu 17 safkan içerisinde? Merak konusu. Çünkü birbirine çok yakın güçte safkanlar var. Hiç böyle ön plana çıkan çok fazla safkan yok burada. Biz de ona göre biraz fazla at önereceğiz size. Evet başlıyoruz şimdi. Öncelikle 2 numara. Şu 4 tane at hemen hemen aynı. İlk vereceğimiz 4 at aynı seviyede. 2 numara Cap Byron, Andre Atzeni ile arkadaşlar 4 numara Dream of Dreams, Oisin Morphy ile. Çok şanslı bu grup atı arkadaşlar. 2 numaranın da Ascot'ta birincilikleri var. Çok dikkat edin. Bu piste çok alışkın bir safkan. 6 yaşında gerçi. 8 numara Speaking Colors, Jim Crowley ile. 14 numara One Master, Pierre Charles Boudot'la.
Bu da 10 numara arkadaş, özür dilerim, 14 numara One Master. Piaçası Longchamp sonrası burada geldi çok formda. Bilmiyorum, otoritelerin de bu at hakkında özel bir beklentisi var, görüşleri var. Bu ata ait büyük bir beklenti var arkadaşlar burada. Bu Pierre Charles bu atı getirir diye bir söylenti var. O yüzden 14 numarada her ne kadar Longchamp'tan da gelse bunu yazmamız lazım diye düşünüyorum. Eğer bunların dışında arkadaşlar, bunlar bir grup. Bunların dışında tabii sürprizlere gebe olan 6 numara Happy Power 10 numarayla beraber Ecurie, James Dolan bindi. 7 numara Oxted, Siren Fallow'un bindiği. Dikkat edin arkadaşlar. Bu 6 numara, hele arkadaşlar 6 numara, yani bu iki tane Safkan, Ecurie'ler. Bilhassa Happy Power şu anda son 3 koşusu gerçekten çok iyi. Dördüncüyü dahi kazanabilir. Çünkü grup uygun arkadaşlar. Bu grup, yani grup koşulları içerisinde bu grup bu Ecurie'ler için çok uygun. Dikkat diyorum. Son olarak da 9 numaralı The Tin Man Adam Kirby ile günün sürprizini yapabilir. Gene bu grubu seçme sebebi varmış bunun da. Öyle bir not almışız. Evet. Dikkat diyoruz yani bunlara. Şimdi dediniz ki neler dedik? 2 dedik. 4, 14 ve 8 bir grup. Bu 4 tane safkan. Ve aşağısında da 6, 7 ve 9. Yani ekürüler 6 ve 10 oluyordu. Bana göre bu çizgi bile olmasına gerek yok. Bunların hepsini yazması lazım diye tavsiye ederiz arkadaşlar size. Burada Chief of Chiefs var. Kapalı gözlüğü takmış. William Buick'in. Grubun çok arkasında arkadaşlar. O yüzden William Buick burada her ne kadar hepsinin abisi gibi gözükse de çok büyük sürpriz olur yani onun gelmesi. Hani bilemiyorum. Bu 3 numarayı biz o yüzden yazmadık. Ama hep böyle yazmıyoruz. Bu gelmez diyoruz. Yani gerçekten ansiklopedilere göre bu atın gelme ihtimali yok arkadaşlar. Bakın handikap puanı bile 99. Ama William Buick biniyor. Ha, çok böyle sürpriz arayanlar bu ayakta bu aramaları lazım. Bu ayakta her şey olmaya yatkın bir ayak. O da 3 numarayı da buraya ilave edebilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci koşudan üçüncü koşuya geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü koşudan, pardon özür dilerim, ikinci koşudan üçüncü koşuya geçiyoruz. Üçüncü ayak. Gene renkli renkli, burada gördüğünüz gibi siyah, kırmızı, yeşil, böyle balon renkleri gibi ekürler var. Ama içlerinden sadece biz bir tanesini yeşilleri seviyoruz. Diğerleri tamamıyla zannetmiyoruz geleceğini, tabi belli olmaz. Evet arkadaşlar, değerlendirmemiz şu yönde. Şimdi Frank Dettori burada bir ata biniyor. Meh Dai diye. Emirates Park PT denen bir firmanın bu. Yani Emirates zaten Şeyh El Maktum'un. Onun da böyle adamın takıntıları var herhalde. Her hafta bir firma kuruyor. O firma üzerine at alıyor herhalde. Anlamadım yani. Şimdi bu at tabi burada biraz fazla şeyde kalmış. Bu grubun biraz hafif üstünde kalmış. Bunu yazmak durumundayız. Ancak biz bu atın geleceğine inanmıyoruz arkadaşlar. Yani bu Frank Dettori'nin binmesi tabii ki büyük bir olay. Bunun haricinde 5 numaralı Cabaletta David Egan'ın bindiği, geliri son derece gelir olan bir safkan var. Arkadaşlar bir de ekürler var ki bu 6, 9 ve 10 içlerinde bu 6 bilhassa İngiltere'de ilk kez koşacak. Longchamp'tan geldi. İrlanda'da da koşmuş. Çok dolaşmış ama bu 6 numaraya Colin Kane denen bir adam biniyor. 10 numara Passion Ryan Moore biniyor arkadaşlar. Ryan Moore biz bir sonraki koşuda çok veya ondan sonraki koşuda iyi atları bilen Ryan Moore, ama burada da geliri var. Sonuçta 350 bin sterlinlik bir koşu bu. Yani 6 ve 10 ekürler diyoruz. 12 numara Wonderful Tonight William Buick ile Fransa'dan geliyor arkadaşlar. Bu safkan. William Buick'in kazanacağı yegane koşu ve yegane at bugün bu.
Fransa'dan çok formda geldi. Her neyse bunu bindirmişler, bu adamı bindirmişler. Buradaki görüntümüzü şu arkadaşlar 4, 5, 8, ekürler 6, 10 ve 9 ve 12 arkadaşlar. Evet. Bilhassa ben açıkça söylemek gerekirse ekürler tabii ki gelebilir. 12 de tabii ki de gelebilir ama burada 4, 5 ve 8'i ön planda tutuyorum. Şahsi görüşüm bu yönde. 350 bin sterlin toplam ikramiye dağıtılacak koşuda. Şimdi 4. koşuya altılık ayağında 4. ayağına geçelim. Evet arkadaşlar, Ascot'ta günün, daha doğrusu yılın en önemli koşularından bir tanesi bu. Grup 1 koşusu Queen Elizabeth 2. İkinci Queen Elizabeth Stakes diye geçiyor. Tam tamına 650 bin sterlinlik bir ikramiye dağıtılacak burada. Gökten para yağacak yani bu Ascot'a. Ascot hipodromunu görmüşsünüzdür herhalde. Şöyle bakın, bir daha göstereyim. Ascot hipodromundaki bakar mısınız? Yani bu ambiyans yok tabii. Bilmiyorum, herhalde tekrar kapattılar. 15 gün karantina dahi koyuldu İngiltere'ye Türkiye'den gelenlerden, onu da söyleyeyim. Evet, 4. koşuda arkadaşlar bizim gerçekten çok yani şampiyonlar şampiyonu bir at var. Direkt şeyi de vermiş olduk bu arada. Şablonu da. 12 numaralı Palace Pierre. Lanfranchi d'Etourie'de. Lanfranchi d'Etourie, bu lana neden koymuşlar başına bilmiyorum ama Lanfranchi d'Etourie, yani Frankie adamın ismi de lan da var başında. Arkadaşlar bu Palace Pierre, bunların hepsinin yer normal şartlar altında. Ancak iki tane safkan var. Cidden bu yarışı almak istiyor bunlar. Birisi Pierre Charles Boudot'un bindiği 9 numaralı The Revenant. Diğeri de 2 numaralı Circus Maximus. İnanın arkadaşlar bu 12 kadar, Palace Pierre kadar, bu iki tane safkanın 9'un ve 2'nin de şansı var arkadaşlar. O yüzden tamam, tek atmak istiyorsanız atın. Ben bilemem tabii AGF ne çıkacak, ne olacak. Onu bilemem. Muhtemelen sen 12 numaraya %35, 36, 39, 40 gibi bir şey çıkabilir. Ama dediğim gibi hatta bu ayakta eğer 9 ve 2'ye de inanmıyorsanız bakarsınız da, kimlere yazılabileceğiz ama diğer atlar cidden süprüntü. Bu 3 atın yanına bile yaklaşamazlar. Bunlar bu grubun çok üstün atları göreceksiniz arkadaşlar. Bizi takip edenler biliyor. Verdiğimiz atlar genelde siz dün Fransa'da 50 olan Ganyan'ı yakaladığımız zaman, şimdi tabii konuşuyoruz ama birçok kez 30'luk, 20'lik, 40'lık Ganyan'lar hep ikinci ve üçüncü geldi. Bizim verdiğimiz atlardı bunlar. Onlar birinci gelemedi. Biz biraz da şanssızlığımız da var tabii bazı konularda. Ama merak etmeyin, bizim sistemimizde sürpriz atları biz sizin için analiz ediyoruz zaten. Ona göre bakarsınız, kendinize ilave ettiniz mi, bizi dinleyenler zaten kazananlardır. Ama bu sayıları görüp de yazanlar, yapacak bir şey yok, ona göre değerlendiriyorlar. Yapacağımız bir şey yok yani onlara. İlla dinleyin diyemeyiz. Evet, şimdi 5. koşuya geçelim. Altılı Gaya'nın 5. ayağına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. koşu, 5. ayak, Ascot'ta Grup 1 koşusu Champion Stakes. Günün en fazla ikramiye dağıtılacak olan koşusu, 750 bin sterlin dağıtılıyor burada. Bir evvelkinde 650 bin dağıtılıyordu. Evet, sadece bu koşuyu toplam 1 saate yakın sürede inceledik. Sadece bu koşu arkadaşlar, çünkü 11 tane safkan var. Ve birçoğunun da gücü birbirine çok eşit ve hiç ummadığımız bir atın burada gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi burada tabi dünya çapında otoriteler, dünya çapında şeyler oluyor. Yani yerin altında ve yerin üstünde tabi arkadaşlar. Yani bir tek bu ansiklopedik bilgilere göre bu işler olmuyor. Yani buradaki birinci gelmiş, ikinci gelmiş, kilosu şu, bilmem jockey de bu değil yani o. Burada büyük bahis olanları da dönüyor muhtemelen. Bilemeyiz ne olduğunu ama çok da iyi şeyler olduğunu söyleyemeyiz. Bu koşu çok riskli bir koşu.
Evet, ilk atımız bizim burada Magical 8 numara Ryan Moore'un. Ascot'ta 19 Ekim 2019'da bu mesafede birinci olan Safkan adeta bu mesafenin şahı arkadaşlar bu Magical. Yani uzun mesafeye gelince kendini bulmuş zaten. Ve nitekim 2000 metrelerde devamlı arka arka kazanmış. Ryan Moore'la da çok şanslı. İkinci atımız 5 numaralı Lord North. James Doyle'la benim atım bu arkadaşlar Lord North. Bu attan ben kesinlikle bir derece bekliyorum. 17 Haziran'da Ascot'ta bu mesafede 2000 metrede birinciliği var. Çok güzel bir birincilik var. Eğer atı iyi hazırlamışlarsa birincilik olmaması hiçbir sebep yok. Rahat rahat birinci olabilir. Ve son olarak da bir numaralı son olarak derken yani en üst grup olarak üçüncü atımız Adib, bunun ismini de okuyabilen buraya gelsin. Adib. İki tane sesli tam beş tane sessiz harf var arkadaşlar. Adib. Adib. Evet. Tom Marquardt'ın bindiği bu Adib 19 Eylül'de Ayr'da bir nefes açmış. Alt bir gruba gitmiş. Böyle rahat rahat elini kolunu sallayarak bir birincilik yaşamış. Bu Adib. O yüzden bu safkanı kesinlikle yazmanıza yarar var arkadaşlar. 3 tane safkanı ayırt etmeksizin yazın. 8, 5 ve 1. Ha, bunlar düşerse ne olur? Evet, bize göre tabii ki bu 9 numarayı Lanfranchi Dettori bindiği için AGF'de en yüksek çıkartacaklar ama bize göre geleceğini hiç tahmin etmiyorum. Bu safkan ilk başladığı zaman alt grupta başlıyor biliyorsunuz. Böyle kısa mesafelerde çakı çakı veriyorlar diğer safkanlar buna. Hani 5. falan var. Daha evvel de bir düşük bir derecesi var. Fakat uzun mesafeye gelince bir anda safkan kimlik değiştiriyor resmen. Ve 900 bin sterlinlik bir koşu kazanıyor bu Magical. Özür dilerim. Mischief. 9 numaralı Mischief. M'ler karıştı. Lanfranchi Dettori de zaten o yüzden biniyor. Kendisine gene para kazandıracak diye düşünüyor ama zor. 4 numaralı Japan. Arkadaşlar günün sürprizini patlatırsa hiç şaşırmayın Colin Kane'in bindiği. Bu Japonlar gördüğünüz yani bir tane 13.40'lık Fransa'da da at gelmişti. Garip bir ismi vardı hatırlarsanız o atın. Şuradan bakayım. O Japonların atı neydi? Makatoton Bokuiri. Christian de Morone muydu? Makatoton Bokuiri geldi arkadaşlar. 13.40. Hani güldük ettik ama geliyor işte öyle. Bu Japon'da Ascot'ta 25 Temmuz'da dördüncülüğü var. Üst grupta yüksek ikramiyeli birçok yarış kazanmış. Dikkat diyoruz. Ve son olarak da 2 numara Desert Encounter Jim Crowley ile pusuya yatmış bekliyor. Tam mesafesinde, ideal mesafesinde kulaklığı da takmış. Evet, buradaki görüntümüz şu. 3 at, ilk üstteki 3 at, 8, 5 ve 1 kesinlikle ayırt edilmeden yazılmalı. Sürpriz arayanlar da 9, 4 ve 2'yi. Bize göre 9 tabii sürpriz olmuyor burada. AGP'si yüksek olacak. Ama bize göre sürpriz olmuş oluyor. 9, 4 ve 2'yi de ilave edebilirler. Böylelikle 5. ayağı da rahat rahat geçmiş olursunuz diye düşünüyorum. Tabii ki burası 20-30 liralık bir altılıyla kazanılacağını da düşünmüyoruz arkadaşlar. Ona göre keseyi açmak gerekecektir. Şimdi 6. kuşa, altılı ganyanın 6. ayağına geçelim. Evet, altılı ganyanın 6. ayağına geçiyoruz. Handikap bir koşuyla burun buruna geldik. 100 bin sterlin dağıtılıyor ama. Yine de az değil. Tam 23 adet, pardon, 20 tane, 3 tane de bende 3 tane de rezerv gözüküyor. İlginç, onları almamışlar. 20 at gözüküyor. Çok ilginç. Evet. Bende 23 at. Evet, demek ki onlar iptal olmuş. TJK bunu bildirmiş. 20 tane safkan arkadaşlar burada. Şimdi bu ayakta diğer atlara göre çok daha kalitesi düşük atlar var ama buna rağmen kaliteli atlar tabii ki. İlk olarak Rising Sand 1 numara Safi Osborne'un bindiği ilk atımız. İkinci atımız
11 numara Greenside, Marco Gianni ile. 14 numara Roppe Guest, Tom Quayle ile. Ve 7 numara Bellrock, Oyson Murphy ile arkadaşlar. Ancak siz eğer bu ayağa daha fazla at yazmak isterseniz tabii ki yazabilirsiniz. AKF oranlarına bakın, çok önemli. Burada Daniel Tudop'un bindiği Orban var 6 numara. Daha sonra bu 16 numara var arkadaşlar, ama o bakayım ya, koşuyor, evet tabii ki koşuyor. 16 numara Raek var. Hamdan El Maktoum'un atı bu. İstiyorsanız onu da yazarsınız. Aynı zamanda ekürleri de yazabilirsin. Dediğim gibi bu ayak normal şartlar altında. Aynı zamanda King Ottokar var 13 numara. Yani ama bu bizim bulduğumuz atlar 11, 1, 11, 14 ve 7 mutlaka yazmanız gereken atlar. Dediğim gibi yeri olanlar burada daha fazla at yazabilirler. Güzel bir ikramiye çıkacaktır. Bilemiyorum. Tabii ki Türkiye'de diğer koşular da var. İkramiye dağılacaktır. Ama bence bugün çok zevkli yarışlar var. Biz izleyeceğiz tabii bu Avrupa'dan. Evet. Ascot'ta bugün cumartesi olarak yapmış olduğumuz tavsiyeler. Altılı Gayan tavsiyeleri burada noktalandırıyoruz. Bizi dinleyenler daima bizi izleyenler kazanacaktır. Bir tık, iki tık, on tık, yüz tık önünde. Türkiye'nin tek yabancı yarışları bu şekilde detaylı veren, dürüstçe doğru veren, stabil, tek kanallı bizim kanalımız arkadaşlar. Beğen yapmayı unutmayalım. Yeni arkadaşlar da hoş geldiniz diyorum. Onlar da diğer arkadaşlar eğer tavsiye ederlerse tabii ki üye olmalarını rica ediyoruz. O kadar. Başka bir isteğimiz yok. Bu hafta iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Şanslı günler ve sağlıklı günler sizinle olsun. Görüşmek üzere. Bol şans.